Bu alemde gayretinizi hiçbir şeyden bırakamazsınız. Bıraktığınız anda sisteme aykırı kalırsınız. Bela ve musibet dediğimiz olaylar tekrar hayatınızda cereyan etmeye Kur an başlar. baştan sona gayret emriyle dolu. Kesinlikle. Sistem hep sizi başa döndürür. O şifalanma sürecini daha geçmeden evvel zaten yaşıyor olacağız bizler. Yani bu dünyada yaptıklarım evet. HD kamera açılacak, kabirde. Nezir'de. Ne tarafa dönsem yaptıklarımı mı göreceğim? Evet. Yazıcı meleklerimiz amel defterimize elimize verdiğinde tüm kayıtlarımızı verecek. Acaba yani, o yazıcı melekte sağ ve sol lob olabilir mi? Levi mahfuzumuz sağ ve sol lobta değil, tam olarak epifizin içerisinde. Şeytan nefsinden sana kancasını çok kolay atar. En istediğin yerden, en hayran olduğun yerden yeri gelir de verir. Şaşar kalırsın. 7-7-7 dedim, 5-2-0 dedim, para bana geldi. Para sana gelmedi. Sen şeytanın oyununun içerisindesin, orada kandırılıyorsun. Efendim merhabalar, Sosyolog, araştırmacı, yazar Sibel Uzun'la birlikteyiz. Bugün varoluş, ölüm ve arada kalan o çok kritik süreyi konuşacağız. Zira kadim dinlerde ve bizim dini bilgimizde çok net bir ifade var ki şahitlik etme makamı. Bu şahitlik etmek için de salim bir kafanın doğru gören bir gözün olmasına ihtiyacımız var. Siz ve siz hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanımcığım. Bu şahitlik makamı çok kıymetli ancak Anksiyetenin, kaygı bozukluğunun, panik atağın, daha doğrusu psikolojik rahatsızlıkların bu kadar arttığı bir dönemde bize verilen o görev tanımı, yani şahitlik makamını ne kadar sağlıklı yapabiliyoruz? Aynen. Nerede kaybolduk olduk sizce? Ee, 2020'de en en yakın tarih. Orada daha da delik diyorum ben ona, kara delik daha da açıldı ve daha çok bilinçler içeri çekildi. Çünkü çaresizlik dediğimiz o duygu hiçbir şeye benzemiyor Emel Hanım. Gözünüzün önünde en yakın insanlarınızı kaybetmeye başlıyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz pandemi döneminde. Ve o çaresizlik sizi dört koldan sardığında çareler aramaya başlıyorsunuz. Aradı, aradıkça bataklık gibi düşünün. Ayağınız bir defa o çamura saplandı mı Gittikçe dibe çekilirsiniz. Zan ne diyoruz ki? Zan kapısına düşüyoruz ki iyi oluyoruz, iyileşiyoruz. Hayır. Bugün Yanılsamalarla birlikte anda kendimizi iyi hissederken maalesef gerçekçilikten koptuğumuz için sadece hayal dünyası içerisinde kaldığımız için geleceğe kendimiz için yatırım yapamıyoruz. Dolayısıyla orada o kopuş başladı. Burada da devam ediyor. Kendinizi bir türlü, ana hattınızı bir türlü kendinize bağlayamıyorsunuz ki evrensel akımdan da doğru frekansı, doğru etkileşimi alıp da akli selim adımlar atabilirsiniz. Böylelikle maalesef günümüz şartlarında sağa sola her yere kendinizi kaptırıyorsunuz. Ondan sonra Allah'ım yardım etsin herkese diyorum. Evrensel akımdan akışı doğru sağlayabilmek için kendimi nasıl konumlandırmalıyım? Oradaki koordinatları nasıl tanımlarsınız? O bahsettiğiniz evrensel akımı nasıl tam ayarlayabilirim? En güzel ayarlama, en kalibrasyon diyorum ben ona denge arınmaktan geçiyor Emel Hanım. Yani bugün hayatınızda sizin çıkmaz dediğiniz bir yol varsa o yolun içerisinde size ait bir denge alanı var. O dengeyi bulmak için kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor ilk önce. Bunu şu şekilde de ifade etmeyi seçiyorum genelde. Tüm aymazların tüm çıkmazların, tüm karanlık tarafların, tüm kötü yanların, iyi tarafların, güzel tarafların, yardımseverliğin, hoşnutluğun, etrafa güzel bakışın, her şeyi bir araya toplayıp kalibreni doğru yaparsan sağdan soldan her yerden bir şey alayım, her şey daha mükemmel olsun telaşına kapılmadan saf temiz sevginin içerisinde, temiz enerjinin içerisinde kalırsanız evrensel enerjiye de kendinizi bağlıyorsunuz. Bir defa tam bu noktada şey söylüyorum hani neyden korkuyorsun diyorum. Hani mutlaktan mı korkuyorsun, haktan mı korkuyorsun, şeyden mi korkuyorsun? Hepsinin tüme varımı Allah. Burada acaba iki şeyi de tanımıyor olabilir miyiz? Hem Allah'ı hem kendimizi ve her ikisinin de muktedir olduğu alanı. Kesinlikle Belki katılıyorum. Bu size. tanımazlık bu karmaşaya dönüşüyor olabilir mi? İnsan kendini tanımadan çıktığı her yolculukta yarı yolda kalıyor. Çünkü o yolculuğun içerisinde her şeyi kendinden biliyor. Şimdi siz kendinizi bilirseniz Rabbinizi bilirsiniz bir defa. Hani e, o bütün hücrelerinizin bir yaratıcının tüm emriyle olduğunu bilirsiniz. Tüm alemlerin Allah'ın ya alem sıfatıyla açığa çıktığını bilirsiniz. Dolayısıyla şimdi ben kendimi tanımadan yola çıktığım her zaman düştüm. Paramparça oldum. O paramparça oluşlarımın içerisinde hep sözler verdim Allah'a. Dedim ki Allah'ım sen beni buradan çıkar ben biliyorum. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Çıktım. 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 Bende kaldım. Yine bana döndüm. Ben 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 oldum. Hayır. Beni çıkaran bir Rabbim vardı. Beni düşüren de Rabbim vardı. Göreyim, bileyim, kendimi tanıyayım diye bunu bana yapıyordu. Ama ben o kadar maddedeydim ki her şeyden kendimi soyutlamaya kadar kendimi götürüp onu hatırlayıp o dar boğazda hatırlayıp tekrar bolluğa karıştığımda onu unutu Sizce insan neden yaratıldı ve dünyaya gönderildi? <laughs> güzel, kocaman bir soru. Kutsi bir hadis vardır bilirsiniz. Gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve Adem'i yarattım der. Allah, ya onun, onun güzelliğini anlatmaya benim dilim dönmez. Haddim zerre de değil. Ama o kadar güzel ki ve bütün alemleri, sadece dünya için söylemiyorum bunu bütün alemleri o kadar büyük bir denge o kadar büyük bir güzellikle var etmiş ve yaratmış ki her yerde sevgiden ve şefkatten bahsediyor. Dolayısıyla biz bugün işte insanın belki de bu alemde vermesi gereken en büyük eee ders tekamül dersi, sınavı bu olsa gerek. Karşımızdaki her gördüğümüz madde ya da madde ötesi, insan ya da eşya hiç önemli değil. Her şeyde Allah'ın vehçinin var olduğunu bilirsek eğer, o gizli hazinenin de bizde olduğunu fark edersek, bütün kendi sırlarımıza, ulaşma gayretine bürünürsek, bütün alemlerin içerisinde yokluktaki varlığı, varlıktaki yokluğu keşfedeceğiz keşfeden olursak zaten bu alemin de şifresini kırmış olacağız. O hazineyi de altın anahtarı da elimizde tutup o ebedi alemde e, her cuma öyle söylüyor e, büyük kitaplar. E, evliya Allahların kitapları anlatımları e, her cuma Allahu Teala'nın e, vehçesine yaklaşacağız. Onu görmeye gideceğiz. Buna nail olabilmek için de bu insan bedeninde, et bedeninde, bu alemde en sırra ulaşabilmek için en doğru tekamül, iyi insan olabilme, iyi amel işleyebilme, nuruna en aydın dönebilme dersini, sınavını verip tekrar ona gideceğiz. İnsan dediğimizde ben insanı kolay kolay tanımlayamıyorum. Dolayısıyla bütün alemlerin insanda olduğunu düşündüğümde 18 bin alem diyor, 18 bin alem içi alem diyor. Alemler içi alemlerden bahsederken sonsuzluğa giden bir alem varken ben kendimi hani biz kendimizi bir okyanus gibi görsek bence hiç de fena olmaz. Çünkü her anımızda sır var. Şah damarından yakınım Allah diye Allah. ifade eden net bir e, altı çizilen bilgi elimizde varken buraya kadar anlattığınızda sanki fersah fersah mesafe varmış gibi de algılanabiliyor. Sizce yaratıcı güç Allah'la insanın arasındaki bu mesafeyi açan şey ne? Yakınlaştıran şey ne? İnsan bilinci, sınırlı bilincimiz. Bakın ne, ne güzel söylediniz. Şah damarından daha yakınım diyen delil var ortada. E o sınırı koyan kim? Bizim korkularımız, kaygılarımız. Neden? Allah yakar, Allah çarpar. Allah e, bak kötü söz söyleme dilin bükülür. Öyle olursun böyle olursun. Halbuki... Düşünsenize hep cehennemden bahsedilir, ayetlerde de vardır bu ebedi ateş vardır der, ebedi e, acı çekeceksini ifade etmeye çalışır. Şimdi ben iyi insansam eğer Kur'an-ı Kerim'i açtığımda kendimden kendime okurken ki Kur'an bendeyken, onu okurken o cehennem ayetlerini kendimde nereye alabilirim? Neyden korkabilirim? İyi insansam, doğru amel işliyorsam ve şah damarımdan daha yakın olan Allah'ın varlığını şu an bile her yerde kabul ediyorsam, bakışıma, konuşmama, elimi uzatışıma, her şeye dikkat etmez miyim, imtina etmez miyim? Dolayısıyla benim içimdeki, nefsimdeki ve içimdeki şeytanın, Hepimizin içine giriyor maalesef her yerden giriyor. Bizi gıdıkladığı yerleri eğer kontrol altına alabilirsek şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımıza şu an istediğimiz şekilde istediğimizi söyleyebiliriz. Allah'ım, Allah'ım yardım et ya Rabbim bana. Bunun için özel bir alana da gerek duymam ya da özel bir duruma da gerek duymam. Beni duyuyorsun, konuşan ben, konuşturan sen dediğimde her şeyi görüyor. Nasıl şimdi kötülük yapabilirim ben? Her şey onu tesbih eder diyor. Herkes demiyor. Demek ki eşyanın içinde dönen atomlarda da e, böyle bir tesbih söz konusu. Her an hay, her an devrandalar. Emel Hanım. Her an hu'dalar. Hu. Yaprakların hışırtısını dinlediğinizde Allah diye zikretmiyor mu? Yani du, onu duymaya kalktığında, duyan kulak senden çıktığında işte sendeki alemde. Hay olduğunda onun zikre geliyor sizin kulağınıza. Her dalganın gidişi gelişi. Hay hay onu duyuyorsunuz. Allah deyişini duyuyorsunuz. Burada kafaların karıştığı bir diğer noktada insana düşen alan yani cüzi iradenin Kur'an-ı Kerim'de olması ki Allah sözünden dönmez. Orada evet. varsa cüzi irade tanımının net olarak yapılamıyor olması, bu konuda muhtelif görüşlerin oluyor olması, son dönem spiritüel akımların da tanımıyla istedim oldu, yaptım oldu, konu bu kadar mıdır? Ya da Kur'an var diyorsa nedir o alan? Değiştirebileceğim bana tanınan marş nedir? Şimdi bakın öyle güzel dediniz ki burada bir sistem var o da kül irade. Ana irade yani yüce Allah'ın iradesi. Az evvel dedik ya ya alim sıfatının açığa çıkmasıyla tüm alemler var olmuş. Yani kün emriyle o kün emriyle bütün alemler anda alemler içi alemler anda olmuş ve o kün feyi künle birlikte ol der olurla birlikte bütün her şey yaşanmış ve bitmiş. Bu noktada Yüce Rabbim tüm alemlerin içerisinde sıralısıyla birlikte her şeyi yaratmaya başlamış ruhlar alemi, cesetler alemi, misal alemi derken bütün alemler var olmuş. Hal böyle olunca biz şimdi bu aleme insan olarak geldiğimizde cüz iradeyi bize demiş ki sizi bu aleme gönderiyorum ama siz seçim yapacaksınız. Doğruyu, yanlışı, eğriyi, her şeyi göre göre kendi tekamülünüzü, yani ayetinde de delil verdiği üzere herkes kendi amelini kendi bu oyununa dolayacak karşıma da öyle gelecek demiş finalde. Biz cüz'i iradenin ana lehvi mahfuzda yazılı olduğu gerçeğini unutuyoruz. Cüz'i irade seçimler var ama her seçimlerde kül irade de var. Yani her şey yine kaderde var. Bakın burası çok kıymetli. Yani ben bugün ee, negatif düşüncelerimi değiştirdim. Her şeyi pozitif bilimle oldu oldulara getirdim. Cüzi irademle bunu seçmedim, burayı seçtim. Orada da kül irade var, orada da kader var. Dolayısıyla sen bugün yaşadığın olayda, gittiğin yolda yolunu değiştirdiğin anda yine Allah'ın kül iradesinde yürüyeceğini unutma. Yani sen sanmayasın ki her şey sende bitiyor yine. Sen sınırlı varlıksın. Onu hiç unutmayacaksın. Biz cüz iradede seçim yaptık ama kül iradenin emrinde yaptık. Dolayısıyla her başa gelene kül irade, cüz irade buradan hemen teslimiyete götürüyor sizi. Siz bu alemde gayretinizi hiçbir şeyden bırakamazsınız. Bıraktığınız anda sisteme aykırı kalırsınız. Bu sefer bela ve musibet dediğimiz olaylar tekrar hayatınıza cehran etmeye başlar. baştan sona gayret emriyle dolu. Kesinlikle. Her şeyle. Dolayısıyla siz eğer gayretinizi kenara koyduğunuzda müsibetler gelmeye başladığında isyan bayrağınızı çekiyorsanız sizde iş yine sıfırlanmaya gidecek, en başa gidecek, arınmaya gidecek. Dolayısıyla Bu bir yasa mı? Sistem hep sizi başa döndürür. Dikkat edin, yani ben en azından kendi hayatımdan örnekle gideyim. Her düştüğüm yerde sıfırlanmaya niyetle tekrar başa dönüp o özürlerimi dileyip, aflarımı dileyip, tövbelerimi yapıp te tekrar yola çıktığımda seçimlerimin doğrultusunda girdiğim her yanlış yolda yine aynı yollara girip musibetleri tekrar çektim hayatıma. Ne zaman ki tövbenin tövbe olduğunu kabul ettim. Ne Tö demek tövbenin tövbe olması? <laughs> tövbenin tövbe olduğunu, beyazın beyaz olduğunu kabul etmek kadar gerçek bir şey. Yani tövbe ettiysen bir daha geri dönmeyeceksin. Evet Allah bağışlayandır. Allah merhamet sahibidir. Allah her şeyi zaten yeter ki bana gel diyor. Yeter ki benden af dile. Tamam bu da cepte. Ama her yap et tekrar dön, tekrar yap et tekrar dön. Hayır. Bir defa tövbe ettiysen hakkıyla edeceksin. Tövbe ettiğinin farkında olacaksın. Ondan sonra da zaten bir daha başına bela, musibet onu bunu çekmeyeceksin. Çünkü kül irade senin seçmiş olduğun Yolda senin kaderini her an değiştirebilir. Tekrar seni farklı yola e, sevk edebilir. Sen eğer verdiğin sözde kat'i olursan e, kesin ve emin olursan arkasında ve durursan. arkasında durursan Hemen burada bir virgül. Peki eğer siz günah işlemeseydiniz günah işleyecek bir kavim yaratırdım ifadelerini nasıl açıklarız bu anlattıklarınızın içinde? Zaten e, günah işleyenlerden ...mütevellit bize her şey kısaslarla sunuldu, anlatıldı, öğretildi, gösterildi. Şuna çok fazla inanıyorum. Bütün devirler tekrarına gebe. Dolayısıyla bu e, hani tekamül, insanın bireysel tekamülünden bahsederiz... ...hep döngüden bahsederiz ya, varoluş da öyle. Bütün kavimler finalde en kötüye evrildi ve yok oldu... Bugün geçmiş dönemlerin teknolojilerine bile baktığınızda bizden daha ileri teknolojiye sahip olduklarını bile görebiliyoruz yani, bazı luk, araştırmalarda. Sebot, Kesinlikle. At, onlar bir seyri suluktan geçtiler. Geçtiler. Teknolojik olarak bir yere geldiler. geldiler. Zirveye vardıklarında kötülük bugünkü kötülükler daha ileri seviye, bizde de daha ileri seviyeye gidiyor her şey. Daha ileri seviyeye gittiğinde her şey helak oldu. Dolayısıyla insan aslında bütün geçmişten bugüne gelen tüm öğretilerle o günah, günahın günah olduğunu fark ederek, kötünün kötü olduğunu aslında bir şey söyleyeyim mi Emel Hanım? Günahtan korkarak da günahtan kaçınılmaz biliyor musunuz? Gerçekten bu günah yapmayayım yahu günah diye değil onun kötü olduğunu fark et de yapma. Konu bize yine peygamber efendimizin aslında fıtratına götürdü. İyi insan olabilecek misin? Sen o kötülükten kötü olduğu için günah olduğu için değil de kötü olduğu için Allah'ın rızasını kazanmak üzere sakınacak mısın kendini? Oraya bak korkma cehennemden niye korkuyorsun? Sen kötü amel işlersen gireceksin oraya. Sen işte az evvel dediğim gibi bir çocuğun canını yakarsan bir hayvanın durduk yere canını yakarsan orası bu alemde sana cehennem öteki alemde sana cehennem. Çünkü o şifalanma sürecini berzaha geçmeden evvel zaten yaşıyor olacağız bizler. Berzah'tan öncesi bu dünya değil mi? Ölüm sonrasında berzaha geçmeden evvel bir şifalanma süreci kendi alemimizde, kozamızda bir şifalanma sürecini yaşayacağız. Onu da en kolay size nasıl soyutlarım? Matrix filminde hatırlar mısınız? Neo'nun girdiği bir oda var. Her yana dönsün. Her yerde televizyon ve hep kendini görüyor farklı hallerini görüyor. Onun gibi düşünün. Kendinizle yüzleşeceksiniz ilk ölüm anından sonra. Yani bu dünyada yaptıklarımı evet. HD kamera açılacak kabirde. Ne tarafa dönsem yaptıklarımı mı göreceğim? Evet. E hepsini Kastetiniz izleyeceğiz bu. Mu? Hepsini izleyeceğiz. Kendimizle yüzleşeceğiz ve kendimiz kendimize eğer kötü ameller işlediysek kendi cehennemimizi orada kendimizden utanarak, kendimizden nefret ederek neyse onun adı o şekilde yaşayacağız. Yazıcı meleklerimiz önümüze her şeyi bizim o amel defterimizi elimize verdiğinde tüm kayıtlarımızı verecek. Acaba Kend o yazıcı melekte sağ ve sol lob olabilir mi? Levh-i mahfuzumuz sağ ve sol lobta değil, tam olarak epifizin içerisinde. Dolayısıyla şimdi e levh mahfuzun içerisinde tüm amellerimiz yazılı. Bireysel levh-i mahfuz. Dünyada yaptıklarımız. Evet. Ee, bizim oraya ulaşma şansımız da maalesef yok. Bir şeyleri değiştirelim, dönüştürelim. Dur kendimi uyanışa alayım da levh-i mahfuzumu açayım da orada kodlarımı değiştireyim. Hayır olmuyor. Senin anca burada sağ sol loblarında bilincinde farklılıklar yapıp bilincini yükseltebilirsin. Sistemini değiştirebilirsin. O da dua nasıl kaderi değiştirirse senin bilincinin yükselmesi de senin kaderini değiştirir. Yani o kozaya girdiğinde etrafında içtiği bütün kameralar, televizyonlar açıldığında e, Değişimlerinle dönüşümlerinde kötü amellerinin nasıl pozitife döndüğünü de görebilirsin. Her şeyin en doğrusunu Rabbim bilir. Hmm. Dolayısıyla biz bize düşen çok basit Emel Hanımcığım. O kadar basit ki iyi insan olmak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim derler İslam Eyvallah. Evet, Dolayısıyla hani o ahlak, o e, bakın bugün etrafa dönüp baktığınızda her yerde ahlaksızlık var. Bakın bu hani bedensel ahlaksızlıktan bahsetmiyorum. Zihinsel ahlaksızlıktan da bahsediyorum. Her şeyi çok kolay. Herkesten alabiliyoruz. Ondan alıyoruz ona veriyoruz. Ondan alıyoruz ona veriyoruz. Ama hiç kendimizi arka planda işte düşünmüyoruz. Bir gün o kozaya biz çıkacağız. Ve bu yaptıklarımızla kendimiz yüzleşeceğiz. Kendi ahlaksızlığımızı kendimiz o HDMI televizyonun karşısında 4K falan 8K izlerken kendimizi gördüğümüzde, kendimizden utandığımızda Rabbimize nasıl nida edeceğiz? Nasıl af dileyeceğiz? Arınma diye bahsettiğiniz süreç orada geçen süreç mi? İzlerken orası, yaşanılan. Orası tamamıyla şifalanma süreci. Orada her şeyinizle yüzleşip şifalanarak asıl aleminize geçiş yapacaksınız. Çünkü arzın ve arşın katları katların içerisinde de Yine katmanları mevcut. İşte 18 bin alem, alemler içi alemler. Orada herkes kendi derecatına göre kendi alemine geçiş yapıp orada da ebediyi bekliyor olacak. Az önce helak olan kavimlerden bahsettik. Onlar bir yere geldiler, yok edildiler. Sonra yenisi geldi. Evet. Fakat onlar ahir zaman peygamberinin ümmeti değildi. Eyvallah. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Bu kavimde sizin söylediğiniz gibi helak edilirse yerine yenisi gelir mi? Bence gelmez. Hani bunu Sibel bilinciyle söylüyorum. Her şeyin en doğrusunu Rabbim bilir. Son peygamber, son kitap demiştir Rabbim. Orada da işi bitirmiştir. Bence herkes devre sonu bu kadar yaklaşırken kendine bir dönsün ve baksın. Dünya için ne yapabilirim? Dünya anneyi besleyebilmek için, sevgiyle besleyebilmek için, daha uzun yaşatabilmek için. Çünkü sevgi sevgiyi çoğalttıkça Rabbim bundan hoşnut olacaktır. Her şey onun emrinde. Şu an bile devre sonu gelebilir. Şu an bile sur üflenir. Bilemeyiz neyin ne olacağını. Bize düşeni biz yaparsak güzelleştirebilmek adına, iyilik adına bence her şey çok daha güzel olacak. Onun için Beni aşan bir soru burası. Yanlış anlaşılmak istemem. Yenisi gelir mi den kastım. Yeni bir kavim, yeni bir insanlık gelir mi? Kast ben sizi oldu. çok iyi anladım. Ee, yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için evet. izah etmeye çalışıyorum. Son kitap, son peygamber dediği noktada zaten bundan sonrası için sınırlı bilinç en doğrusunu Rabbim bilir diyor ve susuyor. Çünkü hep olmamış mı Emel Hanım? Yani en en geriye dönüp bakın. Lut kavmine dönün bakın bugün biz m cinsiyet değiştirmeleri konuşurken bugün 5 yaşında çocuklar kız çocuğu erkek çocuğu gibi yetiştiriliyor batıda e erkek çocuğu kız çocuğu gibi yetiştiriliyor başka yerlerde oralara gitmiyor mu sistem sesinizi çıkardığınızda ahlak dediğinizde bilmem ne dediğinizde bilmem neyin bekçisi sen misin diye ağır ithamlarda bulunuyor insanlar size dolayısıyla bazı şeylerin edebinde olması çok önemli. İslamiyeti ben bu yüzden çok önemsiyorum. İslamiyet bu aleme doğmuş ilk güneştir. Dolayısıyla eninde sonunda herkes bir gün İslamiyetin tadına varacak. Eninde sonunda o Nur Muhammed'i, o hakikati Muhammed'i ilk varoluşta ilk çünkü o kün emriyle oluşan şey o ve o parlaklık Allah'ın e, parlaklığı, o onun saf sevgisi, onun iyiliği, onun güzelliği, onun merhameti insanların kalbine minnacık zerrenin zerresinde katya kadar bile düşse her şey çok güzel olur. Biz buraya dönüp bakarsak o kavimlerden de ders çıkartırsak eğer. Ders çıkarabilmek çok mühim. E, nice teknolojiler önümüze serilmeye devam ediyor. Nice olaylar devam ediyor. Bugün biliyorsunuz... E, o elit kesim ölümsüzlüğün peşinde e, sığınaklar yapıyorlar. Koca koca sığınaklar yapıyorlar. Sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi. O sığınağı sanki Rabbim yok edemeyecekmiş gibi. Allah'a kafa tutuyorlar. Yaptıkları robotlar onlar. Bunlar insanı taklit etmek ötesinde işlere kalkışıyorlar. İnsan ötesi bir şey yapmaya kalkıyorlar. Rabbim bilmiyor muydu bunu yapmayı? Yani... Orada işte sistem kitlenmeye başlıyor. O zaman Rabbim diyor ki ben sınırlı alanlarda size yürüme hakkı tanıdım. Siz bir önce iyi insan olun. O hakikati Muhammediye'yi, o ahlakı, o kalbi, o vicdanı, o siyah noktayı arındırmayı bir becerin bakalım. Allah'a kafa tutuyorlar ifadesini kullandınız ya. Onlar kafa tutma gücünü ve motivasyonunu nereden alıyorlar? Şeytandan. Allah'a nasıl kafa tutarlar? Şeytandan şeytandan alıyorlar. Başka aldıkları hiçbir yer yok. Onlar tamamen bakın bu çok net. Şeytan Allah'a değil Adem'e kafa tutmuştu ama. Allah'a çok büyük aşkından Adem'e kafa tuttu zaten. Evet. Yani ama final önemli olan cennetten kovuldu ve Allah'a ant içti. Bütün salik olan, saf olan bütün müminlerini yoldan çıkartacağım dedi. Bugün Hristiyan da mümin baktığınızda din din kavramlarını biz din dinleri de doğru anlamıyoruz sanki. Hani orada da bir problem var. Sen Musevisin çekil, sen Hristiyansın çekil. Hayır. Hepsinin peygamberi finalde ortak kitapla zaten peygamberler katında hepsi. Neyi nereye ayırıyorsunuz? Hepsi yan yanalar zaten. Ve biz de bütün peygamberlere inanıyoruz. İnanıyoruz ve büyük bir aşkla inanıyoruz. Dolayısıyla Şeytan her yerden atacaktı kancasını, her yerden oyunu bozacaktı. Biz iyi insan olamayalım. Biz iyiliği, güzelliği, sevgiyi, şefkati, merhameti, tevazuyu aklınıza ne geliyorsa yayamayalım diye uğraşacaktı. Neden para elit kesimin elinde sadece? Neden bugün insanlara yokluğu bile Allah'ı zikretmek olarak ifade ederiz biz? Hani tamah edin. Allah sabredenlerle beraberdir. Kanmayın. Çünkü şeytan bakın para çok düşük bir frekans. Ve korkunun yayıldığı yerde parayı hemen yakalar. Sizi paradan vurur. Fakirlikle korkutarak bilincinizle oynayarak vurur. Ve biz bolluğun içerisinde yokluk çekmeye başlarız. Neden? Güven duymadığımız için. Allah'a orada güvensizlik yaşadığımız için haşa haddimize mi değil ama o şeytan öyle bir kalbimize nifak eker ki öyle korkutur ki bizi ve öyle görürsün ki, ya bu, bu adamlar bunu diyenleri duymuşsunuzdur Emel bu adamlar şeytanı tapıyor ya para da onlarda güç de onlarda kariyerde de onlarda. her şey onlarda bu nasıl şeytan arkadaş diyenleri de duymuşsunuzdur İşte bunu diyebilmeniz için bile şeytan oyununa devam ediyor şu anda dünyayı yöneten o elit kesim diye bahsettiğimizde paranın olmasının nedeni şeytanın verdiği destek mi? Tabii ki. Zira Hazreti Peygamber o kadar aç gezerlermiş ki herkes bir taş bağlarken iki üç taş bağlarlarmış midelerine ki açlığı hissetmesinler. Yani işte bu noktada sizin de aklınız hayretlere düşmüyor mu? Benim düşüyor şahsen. Tam bu noktada ben de diyorum ki bakın Para mı? paradan konu açıldığı için parayı dünyanın soruyorum. gündemi. Çok düşük frekans. Çok düşük frekans on ondan korktukça o kaçar zaten sizden çünkü itiyorsunuz. bugün güç sadece parayla gelecek bir şey değil. Güç elif olmayla, Tevhid olmayla, zikredebilmeyle de gelir. Siz yeter ki ona niyetle yola çıkın. O Rabbim'in ipine derim ben genelde. Rabbimizin ipine sıkı sıkı sarılın. O şeytana, o içinizdeki nefs'e bir dur demeyi bir bilin. Çünkü şeytan nefsinden sana e, kancasını çok kolay atar. En istediğin yerden, en hayran olduğun yerden, benim olsun dediğin yerden sana kancayı atar. Yeri gelir de verir. Şaşar kalırsın. Aa dersin. 7 7 7 dedim. 5 2 0 dedim. Para bana geldi. Hayır. Para sana gelmedi. Sen şeytanın oyununun içerisindesin. Orada kandırılıyorsun. Enerji çekiliyor. Bağım çalıyor? Evet. Enerjin çekiliyor. Bu sefer ne oluyor? Eme Hanım, ben bunu yani beni yanlış anlamazsanız hem size hem de tüm izleyenlere sormak istiyorum. Evrenin sahibi kim? Allah Evrenden mi istenir Allah'tan mı? Bitti. Bakın konu burada kapanıyor ve bitiyor. Benim yani ben benim için secde secde her yerdedir biliyor musunuz? An, an secdesi her yerdedir. Her an secde edip Allah'ımdan her an talepte bulunabilirim ben. Ya araya perdeyi koyan biziz dedim ya. Arada perdeyi koyan biziz. Beni duyuyor. Beni biliyor. Benim düşüncelerimi biliyor. Kalbimi biliyor. Sıkışıklığımı biliyor vermesi gerekeni vermemesi gerekeni biliyor. Şaşacağım yeri biliyor. Benim dediğin aşırı meyyal olduğun bir anlamda taptığın şeylerden mi yakalar şeytan? Evet. Öyle bir ifade kullandınız. Bunu nasıl somut örnekleriz? Yani işi iş benim 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 diyen sürekli bir yerlerden para kaybediyordur. E, i̇ş adamlarında da olur bu. keza e, işte, ellerimle tuttum ben bunu yaşadım. Yani ateşini biliyorum. Benim dediğim her şey elimden gitti. Çünkü benim değildi. Ben benim nefsiyle hareket ettiğim için ben yaptım, ben, ben ettim. Hayır izin veren vardı. Sen de o yolda yürüdün. Nasip etti yürüdün. Ama benim dedikçe şeytan seni eline aldıkça sen zannettin ki sana verilen hiçbir zaman senden gitmeyecek. Bir laf var ya hani bir e, sivilce yeter güzelliğinin bozulmasına bir kıvılcım yeter o zenginliğinin de yok olmasına o hesap. Dolayısıyla ben dediğiniz, benim dediğiniz, çok istiyorum, benim olmalı dediğiniz her şey elinizden kayar gider. Evlatlarımız Allah'ım hiçbirine zarar gelmesin. Rabbim hiçbir anneyi, babayı hiçbir zaman evladıyla sınamasın ve fakat o çocuğun üzerine böyle hurra! Yahu o da tekamül ediyor. Sen onun sahibi değilsin. Sen onun yol arkadaşısın, sen onun öğretmenisin, sen onun destekçisisin. Sen onun tecrübelerinle ona aktarım sağlayacak olacak bilgisayarısın, harddiskisin. Senden istediği bilgiyi istediği zaman alabilmeli, kolaylıkla alabilmeli. Çocuğun üstüne aman evladım onu yapma, aman çocuğum bunu yapma, aman bak o yanlış, aman bu yanlış dedikçe o çocuk yanlış yapar. Yeter anne, İllallah anne, düş yakamdan anne. Bu sefer elinin tersiyle seni itmeye başlar. Sen o seni itmeye başladıkça Rabbime yüzünü dönersin ama bir yandan da isyan edersin. İsyana düştüğünde yine nefsin devrede. Yine şeytan seni isyanla düşürüyor. Sen yine Allah'tan korktun, çekindin, güven güvenemedin. Evladım kayıyor elimden dedin. Rabbim dedin. Halbuki bir dur, bir dur tekamül edecek. Allah'ım evladımın da benim de yolumu nurunla aydınlat ya Rabbil alemin bize en doğru yolu göster bize en doğru yola sevk et dediğinde duydu Duydu zaten biliyor en doğru yolu zaten gösterecek şüphe etme Ne mümkün ki yanlış yola soksun Arabandan araba alırsın be, aa, ben aldım ben yaptım başardım ee, araba kaza yaparsın arabanın başından dert eksik olmaz. Ay insanların da ne çok gözü varmış arabamda dersin. Ondan sonra topu attın yine insanlara. Nefsin yine gıdıkladı seni bak şeytan yine insanlarla aranan ifaç soktu. İlişkilerin bozuldu. Hmm, bak o da benim arabamdan almak istiyordu gördün mü? Ben aldım. O alamadı ya. Kul hakkına girdin. Kendi hakkına girdin. Nazara geldi araba. Naza başkalarının bakışı üzerinden bunun da çok popüler bir ifade olduğunu bildiğim için evet. e, fikrinizi merak ediyorum. E, yine son dönemin popüler ithamlarından biri negatif etki alıyorum. Şu negatif meselesini bir bize anlatır mısınız? Anlatırım. Nedir tabii. bu negatifler? Şimdi şunu bilmekte fayda var. Az evvel arzdan ve arştan bahsettim ya Emel Hanım. İnsanlar alemi içinde yani ruhlar alemi içinde arz ve arş var. Aynı zamanda e, diğer varlıklar alemleri de var. Arz ve arş. Dolayısıyla negatif varlık etkisi. Dön İnkarı mi? mümkün değil. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etmeleri için yarattım. Nokta. Ama sorun başka bir şey. Başka benim. bir şey. O, o alemlerin içerisinde de yine e, iyi kötü dengesi orada da var. Dolayısıyla bizler eğer e, o negatifi Olumsuz düşünceler, olumsuz frekanslar, olumsuz etkileşimler olarak da addedebilirsiniz. Bugün sizin şu an zihninizden benimle alakalı pozitif düşünce geçmiyorsa o bana etki edecektir. Benim motivasyonum düşecektir. Benim frekansım sal çalkantıya girecektir, sallanacaktır. Çünkü sizden... Pozitif bir etkileşim gelmiyor ki, frekans gelmiyor. Her şeyin özü enerji, her şeyin bir frekans boyu var, dalga boyu var, etkileşime titreşimi var. Dolayısıyla negatif titreşimden etkilenmemek ne mümkün? Burada yapılması gereken en önemli negatif varlıklardan da etkilenirsiniz sizin etkileşiminiz düştüğünde. Size düşen çok önemli şey şu ki siz frekansınızı yüksek tutacaksınız. Siz düşüncelerinizi güzel, etkileşiminizi güzel vurgulayacaksınız ki o aura alanınızı, emanınızı, elektromanyetik alanınızı güçlü korumalı tuttuğunuzda dışarıdan gelen etkileşim istediğiniz kadar kadar e, foto reseptörleriniz kısılsın, negatif atsın. hiç önemli değil. Gelen geldiği gibi geri gider. Etki tepki yasası. O kalkandan içeri hiçbir şey giremez. Dolayısıyla kişi yine kendinden kendine yola döndü. Siz size düşeni yaptığınızda dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz. Yani, Nedir ilk adımı o kalkanın? Sabah uyandığınızda bu çok önemli. Çok fazla aşırı önemsiyorum bu durumu ben. E, Ayetel kürsi korumanızı lütfen yapın diyorum. Ayetel kürsi koruması bu aleme gönderilmiş, bize gönderilmiş en güçlü zırh Emel Hanım. Hani hiçbir şey delip geçemiyor. Hiçbir musibet delip geçemiyor. Yönlerinizi okuyorsunuz. En son bir tane çevreliyorsunuz. Çevrelediğinizi içinize çekip bir tane de okuyup kendinizi bir küre içerisine alıp o küreyi ayetel kürsüyle dolduruyorsunuz. Yani ön, arka, iki yan. Evet. Bir bir yukarı, tane aşağı, de yukarı aşağı. Yönlerinize tamamen okudunuz. Bir tane de çevrenize kilit yapar gibi döndürüyorsunuz halkayı. Birleşme noktasına geldi, kitlendi, içinize çektiniz. Çektiğinizi bir kez daha okuyup dışarı verirken Küre oluşturuyorsunuz, siz o kürenin içerisindesiniz. Kaç tane yapıyor? 8 tane yapıyor toplamda. Bunu yaptığınızda bu sağla inanılmaz sağlam bir mühürdür, kilitlidir, zırhtır. Bunun içerisindeyken zaten niyetinizi Allah'a arz edin, niyaz Mesela edin. Bu yapıldıktan sonra aura bedende çekilen bir resim var mı fark edilen? Hmm, hiç biliyor musunuz hiç yapılmadı. Aslında yapılması lazım. Evet bence şu an bende bir ampul yandı. Bununla alakalı bir etkileşime geçeyim ben. Elbette Ayetel Kürsi'nin kanıta ihtiyacı yok ama Aslan. Kirlian teknolojiyle aura bedenin resmi çekilebiliyor. Evet. Içerisinde... Mesela bu denendikten sonra... Bence çekilse nasıl olur? Bence muhteşem olur. Şu an bende bir şey yandı. Bununla alakalı hızlıca bir girişimim olacak. Sonuçları ki. paylaşın lütfen. Lütfen. Yani Kesinlikle paylaşacağım çünkü evet dediğiniz doğru hep e, kanıt 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 istiyoruz ya bazı yerlerde tamam bizlerin e, bazı yetileriyle birlikte madde ötesini görüyor olabiliriz dolayısıyla ama görmek isteyenler de var bu e, çok beyin açan bir şey. İnanın bana çok güzel. Siz görüyorsunuz bir ben görmüyorum Simen Hanım. Biz görüyoruz dediniz de. Aslında bu tür soruları bazen izleyici tepkiyle karşılıyor ama şunun için soruyorum yeni gelen jenerasyonu işte konuşuyoruz Hazreti Süleyman'ın Belkız'ın tahtını getirmesi hı hı. yeni jenerasyon diyor ki bana formülize et. Evet. Nasıl getirmiş? Soyut evet. Dolayısıyla onlar adına bazen bu soruları soruyorum. Lütfen maksadını aşmasın sorularım. Siz de böyle anlayın. Zaten beni tanıyorsunuz artık.